hani biraz önce anlatmaya gayret ettim. Evet. Yani Soylu'nun rolü belirlenmiş. O çizgi içerisinde kalıyor. Soylu'nun, yani Erdoğan tarafından belirlenmiş yine ama. Evet, öyle evet. Düşünüyorum. Yani eğer bu doğrudan kendisine bizzat söylenmediyse, evet, yani etrafının telkinleriyle kendi rolünün bundan ibaret olduğunu biliyor. Zaten dikkat edersen hiçbir yurt dışı gezisi yok. Yani bu çok ilgi çekici. Evet. Sadece Suriye'ye gidebiliyor. Başka yere gidemiyor. Bunu da iyi düşünmek lazım. Evet. Yani bu önemli bir konu gerçekten. Soylu hiçbir yere gidemiyor. Evet. Hiçbir yere gitmiyor, gidemiyor. Ancak ve ancak ben yani görmedim. Hatta Cumhurbaşkanı yanında belki bir iki kere gitmiştir Rusya'ya olabilir. Onun dışında görmedim. Bir başka husus daha var dikkatimizi çekmesi gereken. O da sen ona işaret ettin. Bill Burns ile, yani CIA'nin başkanı Bill Burns ile işte Rus iş istihbaratı başkanı bir araya geldiler ve bunu Türk istihbaratı bir anda kotardı. Evet. Bütün bunlar aynı zamanda oldu. Yani saldırı o ve Cumhurbaşkanı'nın gidişi. Evet. Şimdi demek ki yani böyle bir saldırıda, bu kadar önemli bir terör saldırısında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da bir sözü olması gerekir herhalde. Yahut da bir katkısı olması gerekir. Şimdi oradan da hiçbir açıklama çıkmıyor. Ve bütün bunları bir kenara koyarak İçişleri Bakanı bu açıklamayı yapıyor. Yani neresinden bakarsan bak, bu bir tuhaf bir açıklama. Yersiz bir açıklama. Ve ben bunu bilinçli yaptığı kanaatinde değilim. Çünkü o kadar yani ne derler, değerlendirme yeteneğine işte sahip olduğunu düşünmüyorum. Yani bu geniş bakmak olaya, bu biraz özellikle dış politikada çok önemli. Bunu yapabileceğini zannetmiyorum. O sadece kendisine bizzat kazanım getirecek. İçeride partiye biraz kazanım getirecek bir söyleme girdi. Hiç beklemeden bence hata etti.